Selam gençler, herkese iyi haftalar, iyi çalışmalar. MathMaster 10'un çözümleriyle birlikteyiz. Çözümlere geçmeden önce bir hatırlatmada bulunayım. Daha önce sorduğunuz polinom ve çember sorusu var. Unutmadık onu. İlerleyen zamanlarda MathMaster ekstra videosu altında onların ayrıntıları, çözümleri gelecek arkadaşlar. İlk sorumuzla başlayalım. Aşağıda bazı şekiller ve bu şekillerin ifade ettiği işlemler gösterilmiş. Örneklenmiş ki bu tip sorularda örneğimiz daha da önemli arkadaşlar. Soruyu daha iyi anlarız. Kare içinde x, x üzeri 2, üçgen içinde y, yeküp, kare üzeri üçgende çarpımlarını temsil ediyormuş. Biz de ona göre bu ifadeyi yazalım arkadaşlar. Kare içinde x, x kare artı 6'mız var. Burada şaşırmayalım çünkü beraber bütün, yani burada 2'nin karesi yeküp şeklinde almayın bunu. Çünkü sembolümüzde üzerindeki üçgen çarpımları ifade edilmiş. Biz de öyle yazıyoruz. Ve ikinci ifadeyi de yazalım. Y'nin karesi kare içinde y eksi 1 eşittir çarpımları 4x. Bize sorulan ifadeyi de hazırlayalım. X kare eksi üçgen içinde y küp bir de çarpımları. X çarpı y. Şimdi üstteki iki ifadeyi ayrı ayrı bir anlam ifade etmiyor ama birleştirirsek ifadeyi ki onu da şöyle gösterelim. X kare eksi y'yi diğer tarafa atalım. Artı 6 eşit 0. İkinci ifadede y kare eksi 4x olarak diğer tarafa atalım. 4x'i eksi 1 eşit 0. Bu iki ifadeyi taraf tarafa topladığımızda x kare artı y kare eksi 2y eksi 4x artı 5 eşit 0 denklemini elde ederiz. Şimdi bu ifadede çözümü nasıl gerçekleştireceğiz? Tam kare ifade aklımıza gelmesi gerekiyor. X kare eksi 4x neyin karesinden oluşan iki terimdir? X eksi 2'nin karesinden. Y kare eksi 2y neyin karesinden oluşan iki terimdir? Y eksi 1'in karesinden. Artı ne gelecek buradan? 4 ve 1. 4 ve 1 toplamı 5 zaten o bizim için var burada. Dolayısıyla 0 deyip çözüme devam edebiliriz. Kareleri toplamı 0 olması için illaki ne olması lazım? Bu iki sayının da 0 olması lazım deyip x 2 y eşit 1 bulunur. Yerine yazarsak 2'nin karesi 4, 1'in küpü 1 bölü 2 çarpı 1'den sonucumuz 3 bölü 2 değerli gençler. İlk sorumuzun cevabı C arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda da bir neyin sorusu? Araba yarışı sorusu. Okuyalım sorumuzu. Yanında 8 oyuncak arabanın her birinin birim saniyedeki hızı 20 santimetredir. Her butona sırasıyla 2 saniye basılacaktır. Birden başlayarak 8'e kadar 8 tane butonumuz var. Aynı anda 2 butona basılamaz. Her butona basıldığında buton numarasının tam sayı katı olan araba duruyorsa harekete başlar. Hareket halindeyse de durur. Butona bastığımızdaki durum buymuş. Bu şartlar altında arabaların aldığı toplam yol soruluyor. Sırasıyla tüm butonlara basarak başlatılan yarışmada. Şimdi butonlarımız burada. Başlayalım. Bir numaraya bastığımızda bütün sayılar birin tam katı olduğu için bütün arabalar 2 saniyeye hareket etmiş olacak. Şöyle altına yazalım. Geldik sırayla gidiyorduk ya 2 numaralı butona. Bastık çalışırken ne olacak bu? Duracak. 4 katı duracak. 6 katı duracak. 8 katı duracak. Diğerleri harekete devam ediyor. Onları da altına 2 saniyelik hareketleri yazalım. Bu şekilde saymamız lazım bu soruda. Geldik 3 numaralı butona. 3 numaralı butona bastık çalışırken durdu. 4 zaten duruyor, devam ediyor. 3'ün katı olan 6 çalışmaya başladı. 5'te bir numara yok. 7 devam ediyor. 8'de zaten durmuş, durmaya devam ediyor. 1 ve 2'de olduğu gibi hareketleri duruyorsa duruyor, hareket devam ediyorsa ediyor. Devam edelim. 4 numaralı butona bastığımızda dururken çalışmaya başladı. 8 tam katı bu da çalışmaya başladı, duruyordu. Diğerleri aynı konumunu koruyor. 2 durdu, durdu, bu devam ediyor, bu devam ediyor, bu da devam ediyor. Geldik 5 numaralı butona. 5 numaralı butona bastığımız anda bu duracak. Bunun katı yok. Diğerleri çalışmaya devam ediyor. Bunlar da aynı şekilde kalıyor. Durumunu koruyor yani. 1, 2, 3, 4, 5. 6'dayız. 6'yı buraya alalım. Diğerlerini de devam ettirelim. Hatta şöyle yapalım. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Neredeyiz? 6 numaralı butonda. 6 numaralı buton çalışırken ne yapacak? Duracak. Diğerleri aynı harekete devam ediyor. Hemen alttaki satırı aynen yazıyorum. 2 durdu durdu. 4 devam ediyor. 5 durmaya devam ediyor. 6 çalışırken durdu. 7'deyiz. 7 ile 8 devam ediyor yolda. 7 numaralı butona bastık. Bunu durdurduk. 8 çalışıyor. 7'nin katı zaten yok. Diğerleri konumunu koruyor. 2, 2 çalışmıyor. 1 çalışıyor. Ve son butona bastık. 8 hareket halindeydi. Durdurduk. Zaten 7, 6, 5 duruyordu. 4 halen yola devam ediyor. 3 ve 2 zaten durmuştu. 1 de zaten hareket ediyor. Ve burada hareketimiz bitti. Şimdi bütün ikileri toplayıp birim saniyedeki hızı 20 ise 20 santimetre ise 2 saniyede 40 olduğu için 40'ta çarpacağız. Şimdi şu ilk satırda 8'imiz var. İkinci satırda 4 var. Üçüncü satırda yine 4 var. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. 2, 1, 2, 3, 4, 5 tane var. 2. Buradayız. Burada yine 4 tane var. 3 tane var. 2 tane var. Toplayalım. 8, 12, 16, 22, 27, 31, 34 ve 36. Yani 36 tane 2 saniyelik hareketti. O da 40'a karşılık geliyordu. Çarparsak 1440 santimetre yol alır tüm arabalarımız. Bunları dikkatli biçimde yazmak gerekiyor arkadaşlar. Bir tür dikkat sorusu gibi. Ve üçüncü sorumuzdayız. Üçüncü sorumuzda içinde 40'ar soru bulunan sayısal ve sözel iki bölümden oluşan Beko Sistem Kontrol Sınavı'nda 124 öğrencinin sınavda ilk işaretlediği sorunun bölümü ve son işaretlediği sorunun bölümü hakkında bilgiler verilmiş. Sınava sayısal bölümden başlayan 50 öğrenci, sınavı sözel bölümde bitiren 45 öğrenci, sayısal başlayıp sözel bitiren veya şunu silelim, sözel başlayıp sayısal bitiren öğrenci sayısı da 37'dir. Buna göre sınava sözel bölümden başlayıp sınava sayısal bölümde bitiren öğrenci sayısı kaçtır diye soruluyor. Biz de şöyle bir tablo hazırlayalım. Sayısalla başlasın, sayısalla bitirsin. Sözelle başlasın, sözelle bitirsin. Sayısalla başlasın, sözelle bitirsin ve sözelle başlasın, sayısalla bitirsin. Şimdi verilerimize bakalım. Verilerimizde sınava sayısal bölümde başlayan 50 öğrenci var. Yani şu grup sayısalla ve sayısalla başlayan gruplar. 50 öğrenci varsa ben şuraya x dersem buraya ne derim? 50 eksi x derim. Toplama 50. Sınavı sözel bölümle bitiren, baktığımız zaman sözel bölümle bitiren şu iki grup. Toplamı kaçmış? 45. O zaman bu ikisinin toplamı 45 ise burası ne olur? 45 eksi x olur. Sınava sayısal başlayıp sözel bitiren veya sözel başlayıp sayısal bitiren öğrenci sayısı da 37. Yani şu iki grup sayısal sözel, sözel sayısal 37'ymiş. X ise burası ne olur? 37 eksi x. Burada şu aklınızda takılabilir. İfade de yok. Sayısal başlayıp sayısal bitiren. Zaten burada sayısal bölümden başlayan 50 öğrenci varsa ve burada zaten söylüyor bakın sınava sayısal başlayıp sözel bitiren ifade ediyor. Demek ki burada sayısal bölümle başlayan 50 öğrencinin bir kısmı sayısalla bitirecek. Devam edersek bunların toplamı neymiş arkadaşlar? Öğrenci sayısını veriyormuş. Toplayalım. 50, 95, 37 ile toplarsam 132. X'lerin birisi gitsin. Eksi 2x kaç eşitti? Öğrenci sayısına 124. 2x buradan attık. 8 x eşittir 4. Yani değişkenimizi bulduk. Bize sorulan sözelle başlayacak, sayısalla bitecek. Nerede o? Burada. 37 eksi x'e karşılık geliyor. 37 eksi 4 cevabımız 33. Yani C şıkkı değerli gençler. Ve diğer sorumuz bir geometri sorusu. Şekilde ABC'de ikizkenar yamuk AD ile BC eşit. DE ile AB dik. CF ile AB dik. Onları hemen gösterelim. Diktik. 5AB 13DC eşit. Kartonun AD ve BCF üçgenleri katlanıyor. DE ve CF doğruları boyunca. Katlama sonucu oluşan iki katlı bölgenin alanı 46 santimetre kare ise kartonun katlanmadan önceki alanı kaç santimetredir? Yani ilk durumdaki alan soruluyor. Önce verilerimizi yazalım.
Orantı mantığından AB'ye 13x dersek BC'ye 5x. Yerine yazdık 5x. Dikyamukta 2 dik zaten eğilmiş. Oluşan dikdörtgenin karşıtı kenarları eş. 2 eş üçgenden FB ile AE eş olacağından 13'ten 5 çıktı 8. Geriye kaldı 4 4. Şimdi katlamamızı yapalım. Şurada maviye alalım. Şimdi DE boyunca katlanıyor. Şurada bir yere geliyor bu. AD üçgenin bir parçası. 4x gelirse burada x kalır. Şurada 4x kalır. Diğer taraftaki katlamayı da yapalım. CBF üçgeni CF boyunca katlanıyorsa 4x nereye gelecek? Uzantısındaki bir yere gelecek. O da şurası olsun. Şurada x kaldı. 4x'ti buraya 3x kalır. Katlamaları yaptık. Şimdi katlamada ne oluyordu? CB bu parçaya geliyor. 4x burada 4x oluyor. Şurada açıortay oluyor. Aynı şekilde burada da açıortay oluyor. Yani iki tane ikizkenar üçgen oluşuyor. Şimdi alanlarımızı yazalım. Sonuçta alan sorusu iki katlı bölgenin alanı 46'ymış. Baktığımız zaman bu katlamada, şu maviyle çizdiğim katlamada şu bölge arkadaşlar iki katlı bölge. Bu ortadaki bölge üç katlı bölge olur. Bir de sağ tarafta var iki katlı bölge. Bunların alanları toplamı 46. Hemen alan bağıntılarını yazalım. Önce yukarıdan 5'e 3 papyonla benzerlik oranının karesi alan oranıdır. Yani 9A dersen burası 25A olmak zorunda. Benzerlik oranının karesinden. Şuradan bir doğru birleştirelim ve geçiş yapalım. Yine papyonu kullanarak 3'e 5 şuraya yapalım. 3K, 5K oranı benzerlikten devam edersek 3K'ya 9A geldi. 5K'ya ne gelir? 3 katından 15A. Yine bakın şurada 3x'e 24A gelmiş. X'e ne gelir? 8A. Zaten simetrik iki şekil. Hemen burada simetrini çizersem doğruyu. Burası 15A oldu. Yine buradan şuraya 8A kaldı. 3'e 1 bağıntısından veya simetrikten. En son bakın 4x'e 4x ikizkenardı. Tabanı 2'ye ayırıyor. 15, 23, 9, 32A buraya gelir. Aynı mantıkla burası da 32A gelir. Tüm alanı doldurduk bilinmeyen cinsinden. İki katlı bölgenin alanını taramıştık. 23A burada, 23A burada olduğu 46A. Neye eşitmiş? 46A buradan 1. Tüm alanı hesaplayalım. 32 burada, 32 burada. 64 çünkü bize ne soruluyor? Katlanmadan önceki hali yani ilk hali. 64A buradan. İçeriği de hesaplarsak 40, 40, 80 de oradan. Oldu toplam 144A. A yerine 1 yazdığımız zaman cevabımız 144 yani B şıkkı doğru cevap oluyor. Burada katlanınca 2 katlı bölgeyi kaçırmamamız lazım. 3 katlı bölgeyi unutmamız gerekiyor arkadaşlar. Cevabımız bu. Bakalım diğer sorumuzda ne varmış. Ve diğer sorumuz n bir doğal sayı olmak üzere 10 üzeri n eksi 10 üzeri n eksi 1 bölü 3 ifadesinin sonuna. İfadedeki sıfırların sayısı kadar sıfır ekleyen Buğra, yeni oluşan iki ifadenin basamakları arasındaki farkın 11 olduğunu fark ediyor. Buna göre en doğal sayısı kaçtır? Öncelikle ifadeyi payı 10 üzeri n parantezine alıp düzenleyelim. 10 üzeri n parantezine alırsak 1 eksi 10 üzeri eksi 1 bölü 3. 10 üzeri n 1 eksi 1 bölü 10'dan 9 bölü 10 bölü 3 sadeleştirdik. 3 bölü 10 düzenlersek 3 çarpı 10 üzeri n eksi 1 ifadesi elde edilir bu ifadeden. Şimdi ifadedeki sıfırların sayısı kadar sıfır ekliyormuş buna. İfadede kaç sıfır var? N eksi 1 sıfır var. Sıfır eklemiş Buğra. N eksi 1 tane sıfır eklerse buraya n eksi 1 tane şöyle yazalım. Sıfır eklendi. Yeni oluşan iki ifadenin basamakları arasındaki farkı. Şimdi burada n eksi 1 tane sıfır eklerse 3 çarpı 10 üzeri 2 n eksi 2 olur. Ama basamak sayısı ne olur? 2 n eksi 1 olur. Çünkü buradan bir basamak daha gelecek sıfır sayısına. Arasındaki farkın 11 olduğunu fark ediyor. Bir önceki ifade neydi? N basamaklıydı. Yani bu ikisinin farkının 11 olduğunu fark ediyor. Çıkartırsak n eksi 1 eşit 11'den n eşittir 12 bulunur. Cevabımız bolu değerli gençler. Ve diğer sorumuz bir fonksiyon sorusu. Koordinat düzleminde eksi 4, 8 arada tanımlı f ve g fonksiyonu grafikleri verilmiş. Bizden istenen fx, gx büyük eşit 1 ve gx, fx büyük eşit 1 şartını sağlayan x tam sayı değerlerini bulup oranlamamız. Şimdi burada şöyle yaklaşmamız gerekiyor.
Bunların görüntü kümeleri biraz kesirlerle ilgili de bağıntı yakalarsak daha kolay olur. FX ile YX'in görüntü kümelerinin aynı işaretli olduğu bölgeye gitmemiz gerekiyor ki bölümünde negatif olmasın. Farklı olursa bölüm negatif olur, şartı sağlamaz. Önce onları eleyelim. Bakın burada eksi 2'den önce F şöyle bir doğru çizersek G negatif, F pozitif. Dolayısıyla burada aramamıza gerek yok. Şimdi bu bölüme geçelim. Eksi 2, 1 arasında, hatta eksi 2 ile 0 arasında. F yukarıda pozitif görüntüsü, G aşağıda pozitif görüntüsü. F burada G'den daha büyük. Eksi 2 ile 0 arasında eksi 1'imiz sağlar. Hatta örnekleyelim. Eksi 1'e karşılık atıyorum 2 gelir. Eksi 1'e karşılık F'in görüntüsü 4 gelirse F bölü G ne olur? 4 bölü 2'den şartı sağlar. Yani ilk sayımızı bulduk, eksi 1. Devam edersek eşit olduğu yerde de olur bu. 0 için şuradaki değer neyse bu da olur, o da olur, bu da olur. Öyle dedik işte. 0'ı yazdık. Gerçi tam sayı değerleri toplamda 0'ı etkilemiyor da 0'ı yazmamız lazım. Sayısı sorulabilir çünkü soruda. Devam edersek yine bakın burada görüntüleri aynı olan bir bölgemiz var ama 0 ile 1 arasında tam sayı yok. Peki 1'e baktığımız zaman F1'de G1'de 0 ama 0 bölü 0 belirsiz olduğu için 0'ı 1'i almıyoruz. Devam edersek yine bakın şu bölgede 1 ile 6 arası negatif görüntüleri. Dolayısıyla burada yine örneklersek atıyorum bakın 2'nin karşılığı siyah F'ti. Eksi 1 olursa 2'nin karşılığı G, eksi 2 olur ama G'nin F'e bölümünde burada büyük eşit bir şartını sağlar. Dolayısıyla B değerlerine geçtim. 1 ile 6 arasında 1 hariç bütün değerler yani 2, 3, 4, 5 ve 6 da dahil. Çünkü 6'da ne var? İki fonksiyon eşit. Dolayısıyla eşit olduğu için ikisinde değeri bakın eksi 3 bu şartı ikisi de sağlar. Yani ikisinde de 6 olacak. Geldik 6 ile 8 arasında. Burada bakın işler değişti. F biraz aşağıda, G yukarıda. Dolayısıyla burada yine örnekleyelim. 7'yi verdiğimiz zaman G için değeri eksi 4 olsun. F için değeri eksi 5 olsun. Burada F'in G'ye bölümü ne olur? Eksi 5 bölü eksi 4 birden büyük olur. Dolayısıyla o şartı sağlayan yukarıdaki A değerlerine aittir. Aynı şekilde 8'de de bakın F'in G'ye bölümü birden büyüktür. Başka değer de sağlamıyor. Toplayalım. 8, 15, 21 eksi 1 A değerleri toplamı 20. 6, 11, 15, 5 daha. Bu da 20. 20'nin 20'ye bölümü de 1 oluyor değerli arkadaşlar. Burada biraz ayrıntılı anlatmaya çalıştım. Çünkü şuradaki değerleri görmeniz lazım. Tabii pratik düşünen arkadaşlar daha hızlı çözmüş olur bu soruyu deyip diğer soruya geçelim değerli gençler. Ve diğer sorumuz Bilal öğretmen tahtaya herhangi iki üçgen çizmiş. Daha sonra öğrencilere de şu soruyu yöneltmiş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tahtaya herhangi iki üçgen açılarını birlikte çizdim. Açıları da en az biri tam sayı olmasına rağmen kenarların tümü tam sayı olmadı. Sizce en az bir açısı tam sayı, bütün kenarları tam sayı olan üçgen çizmek mümkün müdür? Ve birkaç öğrencisi cevap vermiş. Öğretmenin sorduğu soruya hangi öğrenciler örnekleriyle birlikte doğru cevap vermiştir? Salih demiş ki hayır mümkün değildir, örneği yoktur. Halbuki en basit anlamda bir eşkenar üçgenin kenarları tam sayı olabilir. Yani bu direkt yanlış. Ferhat Atıkan'ı geçelim, Mehmet'e bakalım. Mehmet 30-60-90 üçgeni sağlar demiş. Bakalım 30-60-90 sağlıyor mu? 30'un karşısı 1.92, 60'ın kök 3. Bu da sağlamıyor. Bütün kenarları tam sayı değil. Geldik Ferhat'la Atakan'a. Şimdi burada muhtemelen kosinüs teoremi aklınıza gelebilir ama farklı olsun başka bir çözüm gösterelim. Bir eşkenar üçgen alalım. 8, 8, 8 olsun uzunlukları. Ve burada yüksekliğimizi çizelim. Çizdik. 2'ye ayırdık. 4, 4, 4 kök 3 ve şu açı 60, 60, 2'ye ayırdığımız için ne oldu? 30, 30 oldu. Şimdi burada acaba biz 3, 8, 7, 5, 8, 7'yi oluşturabilir miyiz? Şimdi dikkatli bakarsanız burada aslında çok soruda karşımıza çıkar bu. Şu noktadan yani A noktasından bir doğru parçası çizelim ve 1'e 3 ayıralım. 91, 4 kök 3, Pisagor'dan ne olur? 48, 1, 49'dan 7 olur. Bakın ne oluştu burada? 8, 3, 7 üçgeni oluştu. 3 ile 8 arasındaki açı da nedir? 60'tır. Ve bu üçgenle beraber 5, 8, 7 de oluştu. 1, 4 daha 5, 5, 7,
8. Bakın 5 ile 8 arasında ne var? 60 derece var ve bütün kenarları tam sayı. Yani Ferhat da Atakan doğru söylüyor. Hatta bu üçgenden bir tane daha böyle kenarları tam sayı olup bir açısı tam sayı olan bir üçgenimiz daha var. Aynı şekilde bir daha yapıyorum. Burada 3 kalmıştı. Burada 5 kalmıştı. 8 ve burası 8. Tam buradaki noktaya K dersem, K'dan bir paralel çizersem AB'ye. Paralellikten 60, 60 yöndeş açı. Bu zaten eşkenardan 60'tı. Mecburen burası da 60. Bakın ne oluyor? Eşkenar üçgenden 5, 5, 5. 8'den 5 çıktı. 3. Ve burası neydi? 7'ydi. Şu açı ne olur? Bütünlerinden 120. Bakın ne üçgeni? 3, 5, 7 üçgeni de bir açısı tam sayı ve kenarları tam sayı olan bir üçgendir. Zaten şekilde verilenlerde tam sayı olarak 90-90 düşünülmüş. Bir tane kenar ne burada? Tam sayı kenara şey koşula uymuyor. Yani cevabımız Ferhat'ta Atakan ne olmuş oluyor? Edirne olmuş oluyor değerli gençler. Ve diğer sorumuza bakalım. Diğer sorumuzda Galatasaraylılar, Fenerler ve Beşiktaşlar duvar boyuyormuş. Bakalım. Aynı evi paylaşan 3 arkadaşın tuttuğu takımlar Galatasaray sarı kırmızı, Fenerbahçe sarı lacivert, Beşiktaş siyah beyaz. Bilmeyenler için söyledim ki bazı kız öğrencilerimizin bilmediğini biliyorum. Aslında belirtmek de gerekiyor sanki. Salonun duvarlarını boyamaya karar veriyor. Salonun duvarı dikdörtgen şeklinde gözüküyor. Sarıya boyalı dikdörtgensel bölgeler eşit. Kırmızı ve lacivert boyalı dikdörtgensel bölgeler farklı. Siyah ve beyaz boyalı bölgeler eşit. Şekil 1'deki gibi renklere boyadıktan sonra Beşiktaşlı arkadaşları gelmiş, siyah beyaz boyamış ve burada bilgiler başlıyor. Diyor ki siyah boyalı kısım kırmızı bölgenin tam ortasına uzunluğu 27, beyaz boyalı kısım lacivert bölgenin tam ortasına uzunluğu 21 santimetredir. Buna göre Galatasaray takımı tutan kişinin boyadığı bölgenin genişliği soruluyor. Önce şuradan başlayalım. Sarıya boyalı dikdörtgensel bölgeler eşittir. Yani şurada uzunluğuna biz x dersek bu da x, bu da x, bu da x oluyor mu? Tabi burada yazalım daha iyi olacak. X, x, x ve x. Sayılı bölgeler eşit. Kırmızı lacivert bölgeler tamam farklı. Siyah beyazlar eşit. Onu da verilerde uygulayalım. Şimdi siyah boyalı kısım kırmızı bölgenin tam ortasına geliyor. Tam ortasına geliyorsa şurası ortaysa o zaman yeni bir değişken verelim. Burası A, burası da A olsun. Bu taraf kaldı. Bu tarafı sonra söyleyeceğiz. Tam ortasına geliyor. Uzunluğu kaçmış? 27'ymiş. Kalsın bu şekilde. Beyaz boyalı kısım lacivert bölgenin tam ortasına geliyor. O zaman burada ne yapalım? Biz ne alalım? B, bir renk değiştireyim girmesin. Renkler B, tam ortası olduğu için şuraya da B diyelim. Diğer yerler zaten belli oldu artık. Bakın A'lardan belli oldu, X'lerden belli oldu ve bu uzunlukta kaçmış? 21'miş. 21'imizi de böyle yazalım. Şimdi denklemimizi oluşturalım. Bakın şimdi burada 2A burası. Şurası 2B oldu. Burası 2A oldu. Yukarıya da yazalım daha net anlaşılsın. X oldu. Burası da X'de. 27. A buradan geldi. 2x, 2bx yani 3x artı a artı 2b kaç oldu arkadaşlar? 27. Aynı mantıkla 21'e dikkatli bakın 2a kırmızı bölge. X, 3x bir de buradan ne geliyor? B geliyor. Hesaplarsak 3x var. 2a var ve b var. Bu da neymiş? 21 santimetreymiş. Denklemimizi çözelim. Bize sorulan ne? Galatasaray takımı tutan kişinin boyadığı bölge. Yani şu bölgeye buraya geçmeyelim. Çünkü burada da sarı var ama artık bu Fenerbahçeli arkadaşın. Yani bize 2A artı 2X soruluyor. Denkleme baktığımızda bize B lazım değil. O zaman B'yi yok edelim bakalım neler oluyor. Şunu eksi 2 ile çarpıp taraf tarafa toplarsam 3X eksi 6X oldu eksi 3X. Eksi 4AA oldu eksi 3A. B'lerden kurtulduk. Eksi 2 ile çarparak ve yukarıda 27 eksi 2 21 daha eksi 42 düzenleyelim. Eksi 3 parantezine aldık. X artı A eşittir. Şurası eşittir. 27 eksi 47'den eksi 15 ve X artı A eşittir 5. Bize sorulan
Galatasaraylı arkadaşım boyadığı bölge. Buradan ne olur cevabımız? 10 santimetre olur genişliği arkadaşlar. Cevabımız Adana. Ve geldik diğer sorumuza arkadaşlar. Birbirine eş olan iki eşkenar üçgen şekildeki gibi tabanları birbirine paralel olacak şekilde sabit hızla çekiliyor. Çekme işlemi K ve L köşeleri çakışana kadar devam ettiriliyor. Eşkenar üçgenin bir kenarı 8 birim. Çekme işleminin toplam süresi 4 saniye olduğuna göre şeklin alanını zamana göre veren fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu soruda şuna dikkat etmemiz lazım. Çekme işlemi K ve L köşeleri çakışına kadar devam ettiriliyorsa, K ve L doğrultusundaysa bu hareket, o zaman burada ne vardır arkadaşlar? Üçgenin yüksekliği vardır. Öncelikle bunu tespit etmeniz gerekiyor. Eşkenar üçgenin bir kenarı 8 ise 4, 4 ayırdık. 60, 30'dan şu 4 köküç oldu kare uzunluğu. Çekme işlemi K'dan L'ye kadar sürüyorsa ve toplamı 4 saniye ise 4 saniyede 4 köküç birimi yol alınıyorsa 1 saniyede köküç birimi yol alınır. Değişken cinsinden x saniyede x köküç yol alır K noktası. Dolayısıyla şurada soruyu tamamlayabiliriz biz. Şu yol x saniyelik bir yol olsun. Dikti aynı doğrultuda o halde bu uzunluk x köküç olur. Buradan ne yapacağız? Değişkene göre şeklin alanını bulacağız. O zaten bizim fonksiyonumuz olacak. Devam ettirelim soruyu. 4, 4'tü. Dik 2'ye bölmüştü. Şu doğru parçasını uzatırsak eşkenar üçgenin bir kenarını. Buradan paralellikten dolayı 60, 60, 30, 60, 90 üçgenimiz şuradaki küçük üçgen. 60'ın x köküsü 30'un x geriye kaldı 4 eksi x. İçerideki açıları tamamlayalım. Yine yöndeşlikten bu açımız 60 derece. Ve burada ne oluştu arkadaşlar? İkizkenar bir yamuk. O halde burası nedir? 4 eksi x'tir. Aynı mantıkla kenarlar hep 4 eksi x, 4 eksi x olan bir eşkenar dörtgen olacak. Ve şuradaki açımız kaç derece olacak? Buradaki açımız 60 olduğu için yine yöndeşlikten 120 derece olacak. Açıları tamamlarsanız 120, 60, 60, 120 ve eşkenar dörtgende köşegeni çizersem aslında bizim iki tane eşkenar üçgenimiz var. Şimdi alanı hesaplayalım. Küme mantığından gidelim. Eşkenar üçgenin bir kenarı 8 ise alanı neydi? 8'in karesi a kare kök 3 bölü 4'ten 64 bölü 4 16 kök 3. 16 kök 3 bu soldaki diğeri 16 kök 3 oldu 32 kök 3'ten. Bu alanı iki kere yazdık. Biz bu alanı çıkartırsak şeklin alanını buluruz. Bu alanda iki eşkenar üçgen oluşuyor. İki tane 4 eksi x'in karesi kök 3 bölü 4 yazdığımız zaman biz fonksiyonu elde ederiz. X'i zaman dizisinden yazdığımız zaman değişken olarak. Peki işlemlerimizi yapalım. 2, 2 çarpı 32. Nereye alalım bunu? Şuraya alalım. Daha düzgün olsun. 64 kök 3 eksi tam karesini alıyoruz. 16 birincinin karesi çarpımından 2 katı artı x kare neyimiz var? Kök 3'ümüz var. Unutmayalım. Bölü 2 dağıtırsak burada 64 kök 3 eksi 16 çarpı kök 3'ten 16 kök 3 eksi eksi artı 8 çarpı kök 3 x ve eksinin dağılımına dikkat eksi x kare kök 3'ü de unutmayalım. Bölü 2. Şu işlemin sonucu 48 kök 3. Şıklara baktığımız zaman eksi x kare kök 3, 8x kök 3, 48 kök 3 bölü 2 cevabımız E şıkkı değerli gençler. Ve son sorumuz gençler aşağıdaki tabloda 5 adet Beko sistem kullanıcısının sistemi kullanırken yararlandığı materyallerin adetleri gösterilmiş. Çift ise A kümesi, tek ise toplamı B kümesi, eşit ise C kümesi olmak üzere bir Venn şeması çizilmiş. Boyalı bölgelerde boşta eleman olmamak üzere toplam 4 adet öğrenci olduğuna göre yargılarından hangileri yanlıştır? Öncelikle belli olanları bulalım arkadaşlar. Şimdi Burak'ın kaç tane var? 8 tane materyali. Ceylan'ın 11 tane. Elif'in 13 materyali var. Aslı'nın 3 soru bankası olursa oldu 3 soru bankası 3 6 ne oldu bu? 8 oldu. Dilara'nın kesinlikle iki fasikülü olması gerekiyor mu bakalım. Şimdi 8, 8 ikisi aynı oldu. Çift olanlar A'ya ama eşit olanlar C'ye olduğu için Aslı ile Burak nerede arkadaşlar? A ve C'nin
kesiminde. 2 olursa Dilara ne oluyor? 11 oluyor. O zaman Ceylan'la aynı oluyor. Tek sayılar B kümesi ama materyaller eşit olduğu için bunlar C kümesine geliyor. Ceylan'la Dilara. Ancak Dilara'nın 2 olması kesinlikle doğru olmayabilir. Çünkü Elif'le aynı sayıda yani 6, 3, 9, 4 olursa Elif'le aynı olur. Dolayısıyla Dilara ile Elif buraya girer. Hem 4'ü bozmaz hem de kesinlik 2'de olmamış oluyor. Yani bu yanlış. 4'te olabilir. Gelelim ikinci yargıya. Orada hemen şu boşlukları silelim. Zaten diğerleri değişmiyor. Pardon, şunu da silmem gerekiyor. Aslı da çünkü belli değil. Şimdi 8, 11 onlar belli zaten. Dilara'nın 2 fasikülü olursa oldu 2 fasikül 6, 3, 11 oldu bu. Şimdi bu noktada Elif kesinlikle C kümesinde olamaz diyor. Şurayı da silelim şöyle. Dilara'nın 2 fasikülü oldu dedik. Şimdi Dilara ile Ceylan nerede? 11, 11 ikisi de eşit. Önce B kümesi eşit olduğu için buradalar. Ceylan'la Dilara. Ceylan, Dilara. Şimdi burada kümemiz 4 elemanlı olacak ya. O zaman burada Aslı önemli. Aslı'nın kaç tane var bilmiyoruz. Şimdi Ceylan'la Dilara bitti. Aslı ya Burak'la eşit olacak ya da Elif'le eşit olacak. Niye eşit olması lazım? Çünkü kümemiz 4 elemanlı. Eğer Aslı'nın 3, 2, 2 olursa 8 Burak'la olur. O zaman burada 2 eleman olur. Tamam 4 olur. Ve Elif C kümesinde olmaz ama Aslı'nın burada 3, 2, 5, 8 tane soru bankası olursa Aslı'nın 13 olur. O zaman Aslı ile Elif de buradaki C kümesine önce tek B kümesi eşit olduğu için C kümesine gelmiş olurlar. Hem de küme bozulmamış oldu. Kim nerede kaldı? Burak burada bir yerde kaldı. Önemli değil. Sarı boyalı bölgede kaç tane eleman oldu yine? 4 tane eleman oldu. Dolayısıyla Elif kesin de C kümesinde olamaz. Bu da yanlıştır. Olma ihtimali var çünkü. Ve üçüncü yargımız Ceylan'la Elif kesinlikle aynı kümenin içerisinde olamaz. Bu zaten baştan gitmişti. Çünkü Ceylan'la Elif ikisi de tek sayıda olduğu için ikisi de B kümesi yani aynı kümenin içinde olurlar. Bu da yanlıştı arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız Edirne değerli gençler. Diğer mastermind çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın değerli gençler.